Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda cümlenin anlam özellikleriyle ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Ve bir parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde öneri anlamı yoktur? Bisiklet sürmek çok keyiflidir ancak bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Arkadaşlar bir numaralı cümle bu okuduğum cümle değil. Bir numaralı cümle yoksa kelimesiyle başlayan cümle. Yoksa ciddi kazalar ve sakatlanmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ebilmek ifadesi cümleye ihtimal, olasılık anlamı katmıştır. Yani bir numaralı cümle öneri cümlesi değil. Cevap adına diğer seçenekleri ispatlamamız gerekir. Öncelikle kaskınızı ve eldivenlerinizi takmalı. Frenlerinizi mutlaka kontrol etmelisiniz. Bize bir öneride bulunuyor. Abi diyor eldivenlerini tak, frenlerini kontrol et diyor. Bir sorunu çözmek ya da bir işi yaparken öne sürülen düşünceye, teklife öneri cümlesi denir. Bisiklet sürerken kaza yapmamak ya da sakatlanmamak için bize bir takım önerilerde bulunmuş oldu. 3'e bakalım. Gittiğiniz yolun durumuna uygun bir vites seçmenizde ve daha kolay bir sürüş için bisikletinizin selesini yükseltmenizde yarar var. Yine öneriler sıralanmaya devam ediyor. Yolun durumuna göre vites seçmemiz gerekiyormuş. Yine daha kolay bir sürüş için bisikletimizin selesini ayarlamamız gerekiyormuş. 4 numaralı cümleye bakalım. Eğer uzun bir yolculuğa çıkıyorsanız yanınızda su, yedek, kıyafet, pompa ve küçük bir tamir seti de bulundurun. Bisikletle yapılan uzun yolculuklarda ise yanımızda su, yedek, kıyafet, pompa ve küçük bir tamir setinin de bulunmasını yazar bize öneriyor. Yani 2, 3 ve 4 numaralı cümleler öneri cümlesi, teklif cümlesi. A seçeneğindeki cümle ihtimal yani olasılık cümlesi. İki aşağıdaki cümlelerden hangisi ayrıç içinde verilen anlamı ifade etmemektedir? A. Kardeşine yardım etmen doğru bir davranıştı. Bu bir onaylama cümlesidir. Doğrudur. İki kardeşten bir tanesi diğerine yardım etmiş. Babaları da oğlum bak kardeşine yardım etmişsin. Bu doğru bir davranış. Yerinde bir davranış diyor. Yani kardeşin diğer kardeşe yardım etmesini baba onaylıyor. B. Bu yıl okulda daha disiplinli ve başarılı olacağınızı düşünüyorum. Yani bekliyorum. Bu durumda bu cümle beklenti cümlesi. Beklentisi ne? Çocukların disiplinli ve başarılı olmasını bu cümleyi kuran kişi bekliyor. Tabii ki çocuklar okulda disiplinli ve başarılı olacak. C. Bazı eserler maalesef kibrit misali bir anda parlayıp sönüyor. Bazı eserler parlayıp sönme yönünden kibride benzetilmiş. Yani burada benzetme yapılmış. Artımızı atıyoruz. Demek ki cevap Denizli. Anne ve babalar çocuklarına örnek olmalıdır. Burada ihtimal cümlesi yok. Burada tavsiye cümlesi var. Öneri cümlesi var. Anne ve babaların çocuklarına örnek olmasını yazar öneriyor. Üçüncü soru cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? En zehirli deniz canlısı Kuzey Avusturya kıyılarında yaşayan kutu deniz anasıdır. Kutu deniz anası ile diğer deniz canlıları zehirli olma yönünden karşılaştırıldı. Hemen C'ye okumuzu çekelim. En miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı kattı. Farz et ki iki gündür yaşadığınız güzellikler bir rüyaydı. Farz et ki ifadesi burada bir varsayım cümlesi olduğunu ortaya koyuyor. Varsayalım ki iki gündür yaşadığınız bütün güzellikler bir rüyaydı. Hemen varsayıma ok çekelim. Arkadaşlar varsayım cümleleri aynı zamanda gerçekleşmiş bir şey de gerçekleşmemiş varsaymaktır. Güzellikleri yaşamışlar. Bu güzellikler gerçekleşmiş. Bu güzelliklerin yaşanmadığını farz et diyor. Yani varsay diyor. Gerçekleşmiş bir şeyi gerçekleşmemiş varsay diyor. Evet güzel örnekler var burada. Ben de insanların anlayışlı ve alçak gönüllü olmasını düşünüyorum. Bu bir onaylama cümlesidir. Karşısındaki kişi insanların anlayışlı ve alçak gönüllü olmasını istiyor. Öyle düşünüyor. Bu cümleyi kuran kişi de o arkadaşına katılıyor. Doğru söylüyorsun diyor. Tamamdır diyor. Ben de insanların anlayışlı ve alçak gönüllü olmasını düşünüyorum diyor. Yani senin cümleni onaylıyorum diyor. Ne kaldı geriye? Tanımlama kaldı. Cevap bursa. Paragraf sorularını çözmek için her gün kitap okusan iyi olur. Burada bir öneri var arkadaşlar. Bir tavsiye var. Önerisi ne? Paragraf sorularını çözmek için her gün kitap okuması. 4 numaralı soru aşağıdaki cümlelerden hangisi ayrıç içinde verilen anlam özelliğine sahip değildir? Önümüzdeki aya bütün işleri bitirmeyi düşünüyorum. Yani planlıyorum. Bu bir tasarı cümlesidir. Doğru. Tasarı cümlelerinde gelecekte yapılacak işler planlanır. B. Pencerenin önündeki saksıların dibine çok fazla su dökmeyin. Bu bir uyarı cümlesidir. Doğrudur. İkaz anlamı vardır. Saksıların dibine çok fazla su dökmeyin diye bu cümleyi kuran kişi diğer insanları uyarıyor. Artımızı atıyoruz. C. Bugün okula otobüsle mi gitsem, yürüyerek mi gitsem? Burada bir kararsızlık var. Doğrudur arkadaşlar. Otobüse nasıl gideceği konusunda ikileme düşmüş, kararsızlığa düşmüş. Denizli kar yağdığı için Türkiye'nin birçok bölgesinde köy yolları kapanmıştır. Bu bir varsayım cümlesi değildir arkadaşlar. Bu bir tahmin cümlesidir. Neyi tahmin ediyor? Köy yollarının kapandığını tahmin ediyor. Cevap Denizli. B.
Beşinci soru kalıplaşmış ifade sorusu. Cümlede boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Babam oyuncak yüzünden kavga eden kardeşlerimin elinden oyuncağı alınca onlar bir köşeye çekilip sessizce oynamaya başladılar. Bunun üzerine annem ne dedi? Oyuncak yüzünden çocuklar kavga ediyormuş. Baba oyuncağı ortadan kaldırmış. Çocuklar da kavgayı kesmiş. Her çocuk kendi köşesine gitmiş ve sessizce oynamaya devam etmiş. Arkadaşlar burada yorgan gitti, kavga bitti deyimini kullanmamız gerekir. Anne de bu deyimi söylemiş. Yani yorgan ne oluyor? Oyuncak oluyor. Oyuncak gitti, oyuncağı baba çocukların ellerinden aldı ve kavga sona erdi. Çocukların kavgaları sona erdi. Bu gibi durumlarda yorgan gitti, kavga bitti deyimini, kalıp ifadesini kullanırız. Cevap Ceyhan, anlaşmazlığa neden olan şey ortadan kalkınca çekişme de sona ermiş oldu. Bal tutan parmağını yalar atasözü arkadaşlar. İmkanları geniş bir işin başında bulunan kimseler bunlardan az da olsa yararlanır. Yani o işin imkanlarından yararlanır. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldunuz. Daha doğrusu yağmurdan kaçarken doluya tutulmak bir deyimdir. Bir tehlikeden kaçarken daha büyük bir tehlike ile karşılaşmak. Yine tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş ifadesi de deyimdir. İki değersiz kişi birbirine yakışmış anlamında kullanılan bir deyimdir. Altıncı soru yine kalıp ifade sorusu. Kalıplaşmış ifade sorusu. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kalıplaşmış bir ifade kullanılmıştır? Saatinin alarmını ayarladıktan sonra hemen yattı. Burada kalıp ifade yok. B. O vakitler burası kuş uçmaz kervan geçmez bir yermiş. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yer ifadesi deyimdir arkadaşlar. Kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa bir yer anlamında kullanılan bir deyimdir. Kimsenin olmadığı ya da kimsenin uğramadığı bir yere biz ne deriz? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer deriz. Türkiye'nin her yerinde böyle durumlarda insanlar kuş uçmaz, kervan geçmez bir yermiş ifadesini, kalıp ifadesini kullanır. Bu durumda deyimler arkadaşlar kalıplaşmış ifadeler oluyor. Bazen insanın kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere ihtiyacı oluyor. Yani kimsenin uğramadığı ıssız bir yere ihtiyacı oluyor. C. Dedelerimiz savaş döneminde çok zor günler yaşamışlar. Bu cümle değerlendirme cümlesidir arkadaşlar. Bu bir öneri cümlesidir. Önerisine etrafındaki insanları küçümseme diye insana, karşısındaki insana ne yapıyor? Öneride bulunuyor. A seçeneğindeki cümlemiz gözlem cümlesi. Yazar bir başkasını gözlemlemiş ve bunu yazıya geçirmiş. Soru 7. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Okuyalım bir numaralı cümleyi. Nasıl telaffuz edeceğiz? Chopin mi? Chopin arkadaşlar. Chopin, Chopin olur mu? Chopin klasik müzik bestecileri içinde müziği en etkileyici olan sanatçılardan biridir. Bu bir değerlendirme cümlesi, eleştiri cümlesi, yorum cümlesi arkadaşlar. Olumlu eleştiri cümlesi. Olasılık cümlesi değil. A yanlış oluyor. Chopin'in yaptığı müzik değerlendirilmiş oldu. Yani eleştirilmiş oldu tabii ki olumlu yönden. B seçeneği ikinci cümlede beklenti söz konusudur. Okuyoruz. 19. yüzyıl Avrupa müziğinin romantik olarak anılmasında onun payı büyüktür. Yine burada bir değerlendirme var. Bir eleştiri var. Beklenti cümlesi değil. Yanlış oluyor. Üçüncü cümle olumsuz bir cümledir. Onun bestelerinin ortak yönü kişiliğindeki inceliği ve duygusallığı yansıtıyor olmasıdır. Burada yine bir beğeni var arkadaşlar. Burada olumsuz bir yargı yok. Yani olumlu bir eleştiri var. C de yanlış. Demek ki cevap D'nizde 4. cümlede değerlendirme yapılmıştır. Denilebilir ki Chopin sadece yavaş parçalarında değil, bestelediği marşlarda bile iç dünyasını notalara yansıtmıştır. Yazar burada Chopin'in parçalarını ve marşlarını değerlendiriyor. Aslında Chopin parçalarında ve marşlarında kendisini anlatmış diye yazar bir sonuca bir değerlendirmeye varıyor. Yazar Chopin'in eserlerini yorumluyor. Değerlendirme cümlelerinde yorum vardır. 8 aşağıdaki cümlelerden hangisinde tahmin anlamı vardır? Bu hafta sonu 2 günlük bir okul gezimiz olacaktı. Burada gerçekleşmemiş bir niyet var. Niyetleri hafta sonu 2 günlük bir okul gezisi yapmakmış ama bu gezi gerçekleşmemiş. B. Şimdi karlar erimiş, bahar çiçekleri açmıştır bizim dağlarda. Burada tahmin edilen durum ne? Kestirilen durum ne? Bizim oralarda karların erimesi ve bahar çiçeklerinin açması arkadaşlar. B seçeneğindeki cümle tahmin cümlesi. Bu yaz Şanlıurfa'ya dedemlerin yanına gidebiliriz. Gidebiliriz ifadesi cümleye ihtimal anlamı katmıştır. İhtimal cümlelerinde ikircilik vardır arkadaşlar. Bir ikilem vardır. Gidebiliriz de gitmeyebiliriz de. Denizli birden karşıma çıkıp bana doğru koşmasın mı? Burada şaşırma anlamı var arkadaşlar. Şaşırma bir duygu ifadesidir. Soru 9. Metindeki 6 çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Biraz yün satmak istiyorum demişti çoban tüccara. Demek ki çoban tüccara yün satacak. Tüccar ikindiye kadar beklemesini söyledi. O da mağazanın önündeki kaldırıma oturup heybesinden çantasından bir kitap çıkardı. Evet çoban kitap okumaya başlamış. O sırada tüccar çobana dönmüş ve şu cümleyi kurmuş. Konuşma çizgisi çobanlar kitap okumaz ki. Evet tüccar çobana bu cümleyi kurmuş.
Çoban ne demiş? Ders vermiş tüccara bizim çoban. Kitaplar demiş koyunlardan daha öğreticidir diye yanıtladı genç çoban. Demek ki kitaplar koyunlardan daha öğretici olduğu için bizim çoban kitap okuyormuş. Tüccara bir ders verdi. Zaten tüccar kafasıyla bu şekilde kitap okuyamazsın. Tüccar kafası biraz arkadaşlar paraya çalışır, paraya. Neyse geçelim. Bu cümle bir ön yargı cümlesidir arkadaşlar. Çobanlar kitap okumaz ki derken tüccar aslında daha önce edindiği tecrübeden hareketle çobanların kitap okumayacağını düşünüyor. Yani bir ön yargıda bulunuyor. Cevabımız Bursa ön yargı peşin hüküm, peşin fikir demektir ve ön yargı ayrı yazılır. Nereden biliyorsun tüccar kardeş? Belki çobanlar kitap okur. Neden küçümsüyorsun çobanları? Bu videonun son sorusu soru 10. Tabelada yer alan cümlede anlam özelliği bakımından aşağıdakilerden hangisi vardır? Köpeğin morali bozuk olabilir gelirken ıslık çal. Olabilir ifadesi cümleye ihtimal, olasılık anlamı katmış. Olası olan, ihtimal olan durum nedir? Köpeğin moralinin bozuk olması. Cevabımız B seçeneği. B'de ihtimal kelimesi yazıyor. Sevgili öğrenciler, videomun sonuna geldim. Sol üst köşede cümlenin ifade ettiği anlamlarla ilgili konu anlatım videosu var. Yine sağ üst köşede cümlenin ifade ettiği anlamlarla ilgili soru çözüm videoları var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.